Hocam transfer böyle gelişmesi ekrana geldi. Raşit Gezal Çaykur Rizespor yolunda, Cezayirli Yıldız Karadeniz ekibi için sağlık kontrollerinden geçiyor. Artık sağlık kontrolünün ardından da imzanın atılmasını bekliyoruz. Uzun süre Beşiktaş forması giydi. Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Ardından geçirdiği talihsizlikler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'taki performansı geriye gitti ama Süper Lig'e damga vurmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Serbest statüdeydi Karadeniz ekibi. Burada bir transfer yarışına girdi. Sivasspor'un da adı geçiyordu bu transferde. Sonunda Rizespor için imzayı atması artık an meselesi. Neden an meselesi diyoruz? Oyuncu sağlık kontrolünden geçiyor. Çok çok büyük ihtimalle de ardından resmi imzayı atacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden Çaykur Rizespor'a. Raşit Gezal takviyesine nasıl değerlendiriyorsunuz Ozan Zeybek? Benim için büyük sürpriz oldu. Keşke yayından önce seninle şey konuşsaydık da boşta olan futbolcular kimler bir liste yapsaydık. Var onun grafiği var aslında. Evet. Emre Turul'dan rica edelim. Onu bulursa ekrana getirsin. Tabii arada güncelleme gerekebilir belki ama ben yayında söylerim en azından gidenler varsa. Üstünde konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım Gezal. İş yapar mı sizce? Ya Gezal her zaman sağlam iş yapar da. Gezal. Yani bunu hani derler ya, iyi oynarsa kazanır. Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa kazanır. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynarsa kazanır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Futbolda benim için en önemli şey istikrar. Birçok konuda da yani hayatta da öyle. Hep aynı şekilde istikrarı yakalayabildiğin sürece, bu istikrar dediğim her zaman 100 üzerinden 100 olmazsın. Ama bir standardın vardır 75 üstü diye. Belli bir seviyenin altına düşmezsin. Asla düşmemen lazım. Gezal dönem dönem düştüğü için ondaki Gezal'daki yetenek Avrupa'nın büyük takımlarında birçok futbolcuda yoktur baktığımızda. Üst düzey bir oyuncu. Ama o standardın altına genellikle düştüğü için bir sezon muhteşem oynadı. Şampiyonluğun en büyük katkı sağlayan oyuncularından, yani bir numarası diyebilirim ben Beşiktaş şampiyonluğunda. Doğru mu Koray? Gezal mı? Gezal. Tabii canım. Raşit Gezal'la Rozier kanadı. Yani müthiş bir Gezal izlemiştik. Bir performans koydular ortaya. Tabii insan bir kere de onu görünce, o performansı, o sezonki performansı görünce oyuncudan devamlı aynı şeyi istiyorsun, aynı şeyi bekliyorsun. Alamayınca da oyuncuyu gözden çıkarıyorsun. Rizespor Beşiktaş'tan orta saha Hacı Ahmetoviç aldı. Onu aldı. Bu oyuncuyu da alıyor. Rizespor'dan bugün belki başka bir oyuncu transferi daha son dakikalarda gerçekleşebilir. Çek golcü aldılar dün, ayrıca Çek milli takımda oynayan. Bugün açıklandı hatta galiba. Dün akşam verdik transfer raporunda da. İsmini şimdi hatırlayamadım. Kusura bakmasın izleyenler. Yine söylerim. Hocam siz bir teknik direktör olarak, böyle futbolcular tabii ki Gezal inanılmaz top tekniği iyi. Elinizde böyle bir isim olması herhalde İlhan Palut için çok ciddi bir avantaj olacaktır. Şimdi bazen bazı oyuncuların varlığı dert, yokluğu yara olur. Onun sahadaki durumuna göre. Gezal'ın iniş ve çıkışlarının çizgileri çok yukarı, çok aşağı. Son dönem için konuşuyorum. Yoksa şampiyonluk dönemi gerçekten çok çok önemli katkı yaptı bu oyuncu. Ama son dönemde Beşiktaş'ta onu kazanmak istemesine rağmen bence bir türlü o karşılığı veremedi. Hı hı. Şimdi soru işareti şu, veya anlaşmaları muhtemelen böyledir. Yani oynama süresi ya da sağlık durumu, ki şu an kontrolde. Ama İlhan Palut Hoca'ya böyle bir oyuncu bir kere kesinlikle lazım idi. Bu profil olarak söylüyorum. Performansı bilmiyoruz. Çünkü İlhan Palut gittiği takımlara dokunmayı başarabilen teknik adamlardan bir tanesi. Ama genel bir şey, belki arada ufak tefek şeyler kaçırmış olabilirim ama büyük takımlara karşı da üstünlük sağlayamadı şu ana kadar oyunlarında. Yani skor olarak en azından. Ve orada da gene kendi o uslubunca bunu da çok net itiraf eden bir adam. Yani öyle gizlisi saklısı olmayan bir adam. Bendeki izlenimi bu. Şimdi bu takımda böyle tecrübeli oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü tempolu koşan takımlar genelde bu tür takımlar yapmaya çalışıyor İlhan Hoca. Böyle bir oyuncu size en ihtiyaç olduğunuz anda muhakkak katkı sağlar.